Yok Abad'ın sevgili takipçileri, dostları, e, hepinize iyi akşamlar dilerim. Bu akşam e, hem Türk-Alman Üniversitesi'nden Ladin arkadaşımla, Chris arkadaşım, hem de e, her zaman olduğu gibi Burak ama onun yanında e, sevgili Gizem öğretmen, aynı zamanda değişim tabii ve e, Nazlı hocam da e, bizlerle beraber. Geçen hafta kuantum e, masalının ilk bölümünü birazcık anlatmıştım. Kontum masalı aslında e, bir uzun bir hikaye. Yani masal burada hani e, da, geçen hafta söylediğim gibi bir şeyin e, bir şeyden özenerek yani işte bir aşk masalı, bir bilmem ne masalı i̇şte bir kontum masalı. Peki kontum masalını düşünürken anlatırken e, benim için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Geçen hafta da söylediğim gibi aslında bir kuantum biyolojiyle ya da kuantumun ve biyolojinin kuantum mekaniksel e, özelliklerini nasıl çıkartabilirim? Nasıl dedektörler yapabilirim? Onun üzerinde onun oraya gitmeye yönelik bir e, gayret. Bir yandan da geçen hafta yine bahsettiğim gibi e, yazmakta olduğum bir kitabın e, kitaplardan birinin e, akışını anlatmak üzere. Bu, o yüzden de burada sizin canlı yayında e, Ladin arkadaşımın, Chris arkadaşımın ee, ve işte gizem öğretmen Nazlı Hoca'nın e, soracağı sorularla ancak bu kitap daha düzgün bir hale gelebilir. Şimdi e, geçen haftadan tek kısa bir özet yapacağımı söylemiştim geçen haftada. Geçen haftadan e, kalan yerden devam edeceğim. Ama devam etmeden önce e, şu yeniden ekranımı paylaşayım. E, şu şeyler bizim için bir önem arz ediyordu. Mesela işte kuantum e, biyolojinin doğması, down ya da işte dünyaya gelmesi ya da işte doğ, güneşin doğması gibi düşünelim. Bunun üzerinde bir şeyler söyleyen abiler e, hep şunu diyorlardı. Yani işte yüksek sıcaklıklarda kuantum mekaniksel etkiler görmem. Ama mesela fotosentez gibi geçen hafta söylediğim üzere e, gibi etkilerde kuantum mekaniksel şeyleri görmek mümkün oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında aslında başka kuantum mekaniksel etkiler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Biyolojik sistemlerde değil. İşte kuantum hol etkisi gibi. Grafen'de gözlemlenen. Ee, hatta bu, bu sene Nobel ödülünü alan e, Zellinger ve Aspect'in işte fotonlarla yaptığı fotonlar elektromanyetik dalgaların kuantize edilmiş halidir. Bunlar nasıl bir dolanıktır, dolaşıktır. E, bunu anlatan şeyler vardı. Şimdi ben e, hepsini tek tek geçmeyeceğim tabii ki, ama e, bugün özellikle bu matematiksel kavramlardan, yani işte toplamadır, e, kümelerdir, bağıntıdır, bunlardan bahsedeceğim çünkü kuantum mekaniğini geçen hafta söylediğim gibi matematik olmadan takip etmemiz mümkün değil. Şimdi e, Nazlıcı hocam az önce şey dedi. Ya ben bunları nasıl anlayacağım? Ya aslında çok basit. Matematiksel temelleri var bunun. O matematiksel temelleri de e, ortaokulda lisede zaten öğrendik. Fakat bunları hiçbir zaman kuantum mekaniği çerçevesi içerisinde düşünmedik. Onun için de çok değişik geldi bize. Kuantum mekaniği işte aa duvardan geçiyor. Ya duvardan falan geçen hiçbir şey yok. Daha doğrusu duvardan geçen elektron o duvar da senin benim bildiğim duvar değil. Bir potansiyel duvarından bahsetmek lazım bunun için. Şimdi hızlıca e, şeye tekrar geri döneceğim kavramlara. Mesela boyut bizim için önemli ve kuantum mekaniğini konuşurken e, iki boyutlu bir şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi zaman boyutu, bir tanesi de e, konum boyutu (configuration space). Peki bunlar bir araya geldiği zaman benim elimde oluşan şey matematiksel obje. Onun üzerinde nasıl işlemler yapacağım? operasyonlar yapacağım. onun Bu dalgamı anlatan şeyin adında fonksiyon diyeceğim. O fonksiyon nedir? Belirsizlik vesaire gibi şeylere daha sonra geleceğim. Şimdi gene geçen hafta söylediğim üzere e, mesela parçacık diye bir şey var elimizde ki e, söylemiştim. Bir şeyin küçük hali yani Almancası Teilchen, Türkçesi parçacık yani bir şeyin çok en küçük girilebilir en küçük durumu bunun üzerinde bu, bu, bu parçacık nasıl davranacak? Dalga gibi mi davranacak? Parçacık gibi mi davranacak? Momentumunu ne bağlı, e, belirleyecek? Hangi zamanda, hangi mekanda, hangi kuvvetler altında? Bunun momentumu nedir? Kütlesi var mı yok? Mesela ışığın bir kütlesi yok. Işığın kütlesi olmadığı halde nasıl momentum olduğunu anlamaya çalışacağız. Biraz termodinamik ve istatistiğe de girmemiz gerekecek tabii ki. Şimdi Bugün özellikle sayılara, kümelere, bağıntı ve fonksiyonlara odaklanmaya çalışacağım. Şimdi böyle bakınca ortaokula mı, geri mi döndük? Evet ortaokula geri dönelim. Ortaokulda bize çok güzel şeyler öğretmişler. Lisede daha da güzel şeyler öğrettiler ama ben dahil birçok insan o güzel şeylerin, yani matematiksel olarak güzel şeylerin ne olduğunu çok da düşünmedik sınavları geçmek için. İşte efendim bir şeyler öğrendik. O öğrendiğimiz şeyler üzerine de e, öğrenebildiğimiz kadarıyla sınavlarda başarılı olduk ya da başarısız olduk. Operatör, grup ve cevir e, bundan bir sonraki adım olacak. Şimdi kuantum bağlantılarını, bağlantılarını e, mesela görmüşsünüzdür şu şeyi. İşte bir h barlı i h bar e, imajiner bir sayıyla e, karekökü eksi 1 olan sayıyla e, Planck sabitini 2 pi'ye böldüğümde elimde şöyle bir denklem olduğunu söylüyor Schrödinger. Şimdi ben demin dedim ki e, boyut ve daha çok işte iki boyutlu. İşte birinci boyutu zaman, ikinci boyutu konum. Yalnızca x uzayında. Yani x ile mekanı belirleyeceğim. Tamam. Y ve Z de olsa işte o zaman bu tarafı bir boyut, ee, burada da üç, üç tane daha olacak. Demek ki dört boyutlu bir Schrödinger denklemi çözeceğim ama o kadar komplike şeylerle uğraşmam gerekmesin. Benim uğraşmak istediğim en yalın haliyle e, dalga fonksiyonunun yani zamana e, pardon zamana ve konuma bağlı dalga fonksiyonunun e, zamanla ve konumla nasıl değiştiği. Şimdi. <laughs> Kuantum e, mekaniğinin temel postüllerinden bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir şey var? Çünkü demin bahsettiğim, gösterdiğim e, Schrödinger dalga denklemi e, benim için şöyle bir şey ifade ediyor. Bu dalga fonksiyonu ya da durum vektörü ki o e, Heisenberg'in ifadesiyle. E, öyle bir uzaya aittir ki adına Hilbert uzayı diyoruz. Onun içerisinde sabit bir zamanda ifade edilebilsin. Şimdi Hilbert uzayına e, gelmeden önce daha doğrusu geçen hafta da söylemiştim. Uzay dediğimde bunun bir sürü özellikleri var. Mesela üç boyutlu uzay. Ha, bu üç yönde hareket kabiliyeti olan uzaydan bahsediyor. Dört boyutlu uzay. Zaman içerisinde de aynı zamanda hareketlilik ya da işte değişim gösterebilen uzay. Şimdi diyor ki her fiziksel ölçülebilir nicelik Hilbert uzayında hermitsel bir A işlemcisi operatörü ile gösterilir. Şimdi acaba hermitsel nedir? Bunlar böyle terim olarak karşınıza çıktığında bir fizik öğrencisi öğrenmeniz gereken şeyler. Şimdi hermitsel ne olduğunu çok daha basit. işte toplama, çıkartma, bölme, çarpma çarpma bölme üzerine anlattığım zaman zannediyorum, umut ediyorum daha anlaşılabilir bir şey haline dönüşecek. Gözlemlenen A değeri, dikkat edin bir tanesinin üzerinde şapka var öbürkünün üzerinde bir şey yok. Bu bir sayı. Hatta daha net söylemek gerekirse skaler. Bu ise bir operatör. Bir tanesi bir işlem yapmakla ilgili. Bir tanesi o işlemi yaptıktan sonra sonucun kaç çıktı ile ilgili. Mesela toplama işlemi olsa 3 A e, 5 eşittir şu A. Yani 3 ile 5'i topla topla. O zaman çıkan değer işte e, 8 olacak. Peki e, bu büyük lafların ötesinde başka bir şeyden bahsedelim. Özdeğer olasılıkları. Şimdi dikkat ederseniz bir öncesine de geri döneyim. Altı tane postüle üst üste koyduğumda, bunları tek tek anlatacağım için şimdi hızlıca geçiyorum. Bunları hepsini topladığımda kendi içerisinde tutarlı bir ifade elde etmiş oluyorum. Bir tanımlama elde etmiş oluyorum. Şimdi bunların hepsi kuantum mekaniğinin postulaları. Yani herhangi bir şeyden türetilemez. Kendi başlarına her biri bir değer ifade eder. Bunları sağlayan şeylerin e, hareketine, davranışına neyse e, mekaniksel diyebilirim. Şimdi e, bu büyük lafları işte üst üste koyduktan sonra daha kolay bir şey de bahsedelim. Mesela diyor ki işte dalga fonksiyonu işte fi e, x'te Schrödinger denklemini sağlar. E sağlasın. Yani Schrödinger denklemi var. O denklemin bir çözümü var. O çözümünü de bu sağlar. Dalga fonksiyonu sağlar. Sonra bu dalga fonksiyonu normalize edilebilirdir. Şimdi normalize edilebilir deyince ne demek yani? Şu demek gerçekle ya da ölçülebilir şeylerle deneyimlenebilir şeylerle karşılaştırılabilir. Mesela bütün uzayda bir dalga fonksiyonu vardır. O dalga fonksiyonunun toplamı bütün uzay üzerinden e, bire eşittir. Yani bir tane parçacık vardır. der. İki, işte e, üç pardon e, dalga fonksiyonu e, konumun konumun türevinin sürekli bir fonksiyondur. O zaman e, süreklilik nedir? Fonksiyon, önce fonksiyon nedir? İşte e, dalga fonksiyonunun eğimi Sonundur ve türevlendirilebilirdir. E zaten öyle olmasaydı Schrödinger dalga denklemini sağlamazdı. Şimdi e, lütfen buralara takılmayın. E, takılmayın çünkü aslında bizi ilgilendiren şey şu olacak. E, bütün bu şartlar nedir? Bize ne anlatır? Şimdi o yüzden basitçe şeyden başlayalım. Sayılar. Yani bizim en doğal sayılarımız işte 0, 1, 2, 3, 4, 5 tam sayılarımız var. İşte eksi 1, eksi 2 de dahil olmak üzere 0 da var. Tamam. Ondan sonra oransal sayılarımız var. Mesela 7 bölü 11. İşte 1.33, 33, 33. Sonra gerçek sayılar var. Dikkat ederseniz sayılar kendi arasında bir hiyerarşiye sahip. Bizim sayılarımız arasında mesela hiç oransal olmayan sayılar var ki bunun üzerinde daha çok konuşacağım. Mesela kök gibi irrasyonel, oransal olmayan. Transandantal sayılar var. İşte e, ne bileyim i, bir artı i kök 3. Sonra asal sayılar var. Peki bu sayılar arasından hangilerini kullanacağız? Dikkat edin önce sayılardan başlamamız lazım. Bu sayılar üzerinde bir grup tanımlamam gerekecek. Bunun önce bir küme olacaklar. O kümelerin üzerinde bir takım işlemler tanımlayacağım. O işlemleri tanımladıktan sonra gideceğim, ee, diyeceğim ki ha bunlar şöyle tür sayılardır. Peki küme nedir? Hatırlarsanız ortaokulda, ilkokulda da vardı aslında e, işte sağlık kümesi, e, trafik kümesi falan diye benim çocukluğumda en azından. E, küme, şu şöyle bir şey. Ayrık elemanların yani her biri kendi başına olan elemanların bir araya getirilmesinde oluşturulan şey. Şimdi Bozano ve Kantor gibi e, büyük abiler derler ki işte kümeler şöyle tanımlanır. O tanımların o kadar detayına girmem şimdi gerekmeyecek. Ama mesela Kantor'un çok büyük bir abi olduğunu söylemem gerekecek. Mesela Russell paradoksu der ki bütün kümelerin kümesi kendisini kapsayamaz. Haydi bakalım. Yani bütün kümelerin kümesi böyle A, B, C, elma, armut işte şey arabalar, nesneler vesaire vesaire hepsini topladım. Bütün kümelerin kümesi kendini kapsayamaz. Şimdi o zaman bu nasıl bir kimedir Buradan daha sonra sonsuzluğa falan gideceğim. Ki Kantor bu sonsuzluk yüzünden kendi hayatına e, kıyan bir abi. Hani geçen hafta demiştim ki kaç tane sonsuz? Hangi sonsuz? İşte Kantor bununla ilgili e, çok kafa yormuş bir abi. Sonunda da işte e, nasıl demek lazım bilmiyorum. Kendine e, bir, birazcık da acımasız davranmış. Şimdi Kantor bir paradoks daha ...söyler. Yani Russell paradoksunun dışında... ...Kantor bir paradoks daha. Yani bir... ...kendi içerisinde çelişen durum... ...daha söyler. Bütün kümelerin kümesi... ...bulunamaz. Şimdi... ...bu ikisine baktığınız zaman... ...bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz demektir. Acaba biz... E, ...bu kümeleri... ...nasıl tanımlayacağız? Mesela başlayalım. Bir tane A kümem olsun... İşte elemanları 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılardan oluşsun ve devam etsin. Şimdi bu neredeyse sonsuz bir küme. Tabii sonsuz bir küme. Bir de boş küme var. Yani içinde hiç eleman bulunmayan küme. Mesela böyle bir kümen var. O sonlu bir küme. İşte D'yi almış. Bu küme işareti kenarlarından. 4 tane elemanı var. Bunun kaç tane elemanı var bilmiyoruz. Bunun hiç tane elemanı var. İşte öyle ki. Ee, bir elemanıdır A'nın şu işaret elemanıdır. A kümesinin elemanıdır kim? Bir. Ve E elemanı değildir B'nin. Ee, tekrar ediyorum ortaokul matematiğine geri döndük. Eğer ortaokul matematiğinin derinliklerini birazcık daha iyi kavrayacak olursak kontrol mekaniği böyle çocuk oyuncağı gibi bir şeyle dönüşecek. Peki. Şimdi bir sonrakinde Mesela elimde iki tane küme olsun. X ve Y kümeleri gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Dikkat edin sonlu bir küme. Y de A, B, C sonlu bir küme. Bitti. Şimdi bir tane işlem tanımlıyorum. Diyorum ki bunun adına kartezyen işlemi. Kartezyen çarpım işlemi diyeyim. Öyle ki X ile Y'yi kartezyen çarpacak olursam Bundan bir eleman alacağım, bundan bir eleman alacağım. Bu bir sıralı çift. Bir A. Sonra bundan bunu alacağım. Bir B. Bununla bunu alacağım. Bir C. Sonra 2 ile A'yı, 3 ile B'yi vesaire vesaire. En sonda yazacağım elemanda da bu kartezyen çarpım işleminin sonucunda x çarpı y kümesini kartezyen çarpımı y kümesini 5 ve C'yi eşleyecek. Şimdi tersini de yapabilirdim. Yani Y ile eksi çarpabilirdim. O zaman da işte A1 hop pardon. A1 B1 C1 A2 vesaire vesaire. Bu sıraların part, e, değişik olması kuantum mekaniği ile klasik mekanik arasındaki en büyük fark. Tekrar ediyorum bakın 1A ile A ile 1, bir. 1, bir virgül A, A, 1 virgül farklı farklı şeylere karşılık geliyor olması kuantum mekaniğinde bize nereden bakarsanız bakın belirsizlik ilkesine götürecek. Şimdi birden böyle bir e, durdunuz. Nasıl yani ya? Ortaokulda çarpma işte A ile B, B ile A. Evet bunların ikisinin yer değiştiriyor olması tamamen bambaşka bir şey söyleyecek. Umarım bu e, şimdilik sizin için bir şey ifade eder. O ifade ettikten sonra da başka bir şey daha gitmek zor, e, isteyeceğim ben. E, bu arada Burak'cığım ben e, yazılanları görmüyorum. Talking diyor bir şey diyor. Onları görmüyorum ancak stop şeyi dersem e, görmeye başlayacağım. Görmedim tamam. E, önemli değilmiş. Demek ki öyle bir şeye ihtiyacım yokmuş. Tekrar döneyim. Tamam şimdi şu ilişkiyi burada bir daha elden geçireceğim. Bağıntı. Bağıntı mesela kartezyen çarpımda bununla bunu eşle, bununla bunu eşle, bununla bunu eşle, sonra bununla bunu 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 işte bu. Bu bir kümeydi. Bu da bir kümeydi. Bu iki küme arasında bir ilişki kurduğumda, bağıntı kurduğumda ki bunun adına binary relation deniyor. Ee, binary relation. Yeni bir küme daha oluşturdum. Ve şu elemanıdır. Bu da sıralı çifttir. Mesela bu bağıntı işte x böler a'yı ya da x bir büyüktür e, a'dan eşittir diktir gibi bir ilişki olabilir. Bağıntı olabilir. Şimdi bunlara biraz daha örnekler vermeye başladığımızda çok daha net hale gelecek diye umut ediyorum. Peki. Mesela bunun içerisinde öyle bir bağıntı olsun ki R üssü gibi. Yalnızca ve yalnızca 3'ü B ile 4'ü de A ile ilişkilendirsin. Bu içinde bir şeydir. Bu bütün büyük kartezyen kümenin X çarpı Y kümesinin içerisinde bir küme. Öyle ki x küçük x elemanıdır büyük büyük x'in şu kümenin y elemanıdır küçük kümenin ve küçük x ile y birbirlerine öyle bağlıdır ki bunun içerisinde bunun tarafından bu bunu kapsar bir alt küme oluşturur. Küme buydu. Bunun içerisinde bir alt küme. Öyle bir bağıntı olabilir ki bunun içerisinde yani x çarpı y kümesinin içerisinde bir küme oluşturur. Şimdi işin cıvcıllı yerlerine gelmeye başladık. İçine sol tekil. Sol tarafta x'im var. Sağ tarafta y'im var. Öyledir ki x ve z büyük x kümesinin elemanı olsun. Ve y sağ taraftaki kümenin elemanı olsun. Eğer x y ile bağlantılı ve z y ile bağlantılıysa o zaman x eşittir z'dir. Şimdi buna geometrik bir karşılık getirelim. Mesela bir yeşil alayım. X şuradaki eksen. Bu 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 bu. Ondan sonra da y de buradaki eksen. Yani buna karşılık gelen şu 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 ve bu 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 bu. Öyle ki her bir x için bir tane y var. Y eşittir x. Y eşittir x doğrusu. doğrusu. Ee, içine ve sol tekildir. Yani bu taraftan aldığım her eleman için bir tane y var. Hmm. Aynı şey mavi için de geçerli. Bu eksen üzerinden aldığım her bir elemanın için bir tane y var. Bir tanesi pozitif yönde, bir tanesi e, negatif yönde. Mesela her bir x için bir tane y vardır. Bu doğru değil. Mesela her bir x için bir tane y var. Siyah için konuşuyorum. Burada da bir tane y var. Burada da bir tane y var. Demek ki sol ve içine ve sol tekil değil bu. Kırmızı x için her y için bir tane x değeri yok. Şurada da bir tane ye, x değeri var. Burada da bir tane x değeri var. Soldan sağa doğru sol tekil değil. Peki bir tane daha bakalım. Mesela bunun adına functional ya da işlevsel Sağ tekil. Öyle ki her y için e, bakacağız biz buna. Şimdi yeşil deminki olduğu gibi sağ tekil çünkü e, her y için bir tane x var. Her x için bir tane y vardı daha öncekinde. Bu sefer her, her x için bir tane y var. Peki kırmızı birazcık daha bir şey anlatacak. Diyor ki her y için şu eksende bir tane x var. Bu y değeri için bir tane x var. Bu y değeri için bir tane x var. Dolayısıyla sağ tek function right unique. Peki şimdi bu ikisi niye bu kadar önemli olacak? Tekrar ediyorum. Bakın biraz ileride momentum ve konumu birbirlerinden yer değiştirdiğim zaman önce momentum ölçüm sonra e mom önce momentumu sonra konumu önce konumu sonra momentumu aldığım zaman birbirlerinden farklı şeyler çıkarsa bu klasik dünyada e, görmediğim bir şey olacak. Kuantum mekaniğini anlamak istiyorsak ister istemez bu matematiği anlamamız gerekiyor. Yani geçen hafta da söylemiştim. Kuantum masalı anlatacağım diye başlayıp masal değil. Bu ciddi bir şey. O ciddi şeyin arkasındaki matematikte bunu söylüyor. Mesela birebir. Yalnız y için. Her bir y için bir tane x var. Mesela Siyah için her Y için bir tane X yok. Bunun için her bir Y için bir tane X yok. Yalnızca her biri her bir Y için bir X. Her bir X için Y. Yani hem sağ yönik hem sol yönik. Hem sağ tekil hem sol tekil. Olan bir tane durum var. O da bu. Bu dalga fonksiyonumu tanımlarken çok önemli bir şey olmuş olacak. Sonra birebir, bire çok pardon bire çok, ee, bire birebir dedim ki bire çok. Mesela mavi. Bu, bu x değer için hem bu var hem bu var. Bir ilişki tanımlıyorum. Bir taneye çok tane karşılık geliyor. Burada da öyle bire çok. Yani hatta bire çok değil. Çoka çok. Şimdi onu da göreceğiz. Çoka bir var. Çoka. Bir. Çok değerli için bir, iki, üç, neyse işte sağlı sollu. Çoka. Bir. Bir tane değer karşılık geliyor. Bir sonraki. Bunların hepsini e, slaytları daha sonra isterseniz paylaşabilirim de. E, mesela çoka çok. İşte o çoka çok. Yani hem her x için başka y değerleri var hem y için farklı x değerleri var. Şimdi bu içine de değil, işlevsel de değil, functional da değil. Şimdi bunların hepsine ortaokuldan falan hatırladıysanız hayatınız çok rahat. Ama hatırlayamadıysanız sizden ricam, istirhamım. Ee, lütfen tekrardan bunlara bir bakın. Çünkü bunlara baktığınız zaman yani fonksiyon nasıl çalışıyordu? He, şöyle bir şeydi, işlevsel neydi, bağıntı neydi? Bunlara bir bakarsanız e, çok daha kolay olacak. Şimdi toplam özellikler. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Daha sonra tekrar geri döneceğim. Mesela e, mesela seri. Yani hem öyle ki e, X öyle bir Y için vardır ki X ve Y'nin R tanım kümesi X'tir. Hmm. Üzerine sürecektir onto, right total ee, her e, y için küçük y için büyük y kümesinin elemanı öyle bir x vardır ki x ile y'nin r değer kümesi y'dir. Şimdi bunların hepsi birazcık matematikle ilgili olduğunu düşünüp de yorulup sıkıldıysanız e, özür dilerim. Yani aslında özür dilemem. Çünkü e, kuantum mekaniği ciddi bir şeydir demiştim. Şimdi eğer ki bu kümeler ve kümeleri birbirine nasıl eşlediğiniz konusunu anlarsanız o zaman o kümeler üzerinde yaptığım işlemler. Çünkü daha sonra benim için ölçülebilir dünya işte konum ve momentum olsun. Konu ve momentum arasında nasıl bir ilişki var? O ilişkiyi hangi operatörlerle tanımlayabilirim ona bakmam gerekecek. Şimdi Tekillik ve toplam özellikler üzerinde şöyle bir şey. İşle function. Mesela danga fonksiyonu demiştim ya. Hem işlevsel hem seri. Buraya bir bakarsak. Bakalım. Hmm, yeşil. Şu. Hem işlevsel hem seri. Ama aynı zamanda kırmızı da öyle. Yani her y için her x için farklı bir y değeri var. X şu, 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 şu. Bu, 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 bu. Bu bir fonksiyon. Mesela içine lik şart arayacak olursan o zaman o da yeşil. Yani her biri diğerinin içine tam olarak eşleşecek şekilde var. Üstüne lik üstüne olan işlev gene yeşil. Çiftlenik ya da by junction ve oraya junction yazacağım bijection içine ve olan kısım şimdi ben daha çok şu kırmızıyla ilgileneceğim sonra bu yeşile bakacağım ve bunların dalga fonksiyonu ya da hamilton üzerindeki etkilerine bakacağım şimdi işlevsel ve seri işlevsel ve seri olan fonksiyon yani biz onun adına fonksiyonun dalga fonksiyonu benim Dediğim gibi bunları tekrar tekrar sorduğunuz, sormanız durumunda daha detaylı olarak anlatacağım ama şu fonksiyonun ne olduğuna gözünüzü seveyim. Bir bir bakın. Çünkü ben hep dalga fonksiyonundan bahsedeceğim. Şimdi bir şeyin dalga fonksiyonu olabilmesi için gereklilikleri var. O gereklilikler nelerdir? O gereklilikleri sağlamayan şeylere niye ben e, bir fiziksel gerçeklik at, e, atfedemeyeceğim. Buna bu, bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bunların hepinden üzerinden e, geçip şu bağıntı üzerinde işlemlere geleceğim. Hızlı geçmek için değil. Ha gelmişim zaten diye. mesela iki tane kümeyi birleşim kümesi. Hatırlar mısınız? Öyledir ki işte R ve S gibi iki tane kümem olsun? X ve Y üzerinde tanımlı olsun. Eğer e, şu işlem varsa hem X'te hem Y'de hem e, X'te hem Y'de S ve R bağlantılarının toplamıdır. Birleşimidir. Toplam tam doğru olmalı çünkü toplam başka bir şey. Bunların birleşimidir. Başka bir şey var. Kesişim. iki tane kümem olsun. Bunların kesişim kümesi. Bunda ve bunda. Onda bunda veya bunda idi. Yani X'de veya Y'de, R'de veya S'de idi. Bunda, bunda ve bunda. O zaman bunun adını da işte kesişim kümesi diyorum. Peki bileşimin composition yani bunların arasındaki ilişkiler arasındaki ilişki. Geçen hafta hatırlarsanız şey demiştim. Kuantum mekaniği yalnız ilişkilere bakmaz. ilişkiler arasındaki ilişkilere de bakıyor. Öyle ki S ve R ilişkilerinin <laughs> bileşimi operasyonu ee, öyle bir ilk y vardır ki şu x y e, x z çiftine karşılık hem bunda hem de bunda var olsun. İşlemi s ve r bağlantılarının x ve y kümelerinin üzerinde bileşimi işlemidir. Şimdi dikkat ederseniz bir tanesi kümelerin bileşimiydi bir tanesi bağıntıların bileşimi. Örneğin bir şey biri annesidir işlemiyle babası işlemi yani anne babasıdır yani o zaman anne babası dediğim baba annesidir Türkçeleştirdiniz zaman şimdi deminki işleme bakacak olursa bir dakika ters yöne gittim pardon evet. deminki işleme bakacak olursam Mesela e, bileşim küçüktür ve e, eşittir. Yani küçük eşittir. Küçük eşittir bağıntısı küçük ve eşittir bağıntısının birleşimidir. Mesela işte e, kesişimi 6 ile bölünebilir. Yani 3 ile bölünebilir ve 2 ile bölünebilir kesişimidir. Bu işlem yani hem bunun üzerinde tanımlı hem bunun üzerinde tanımlı. Annesidir işlemi ve babasıdır işleminin bileşimidir. Bu durumda da baba annesidir. Bir sonraki mesela birleşim burası çok ciddi bir şey haline dönüşecek. Birleşim yer değiştirilebilir olmak zorunda değildir. Yani S bileş, işlemiyle R işleminin e, bileşimi her zaman R işlemiyle S işleminin e, bileşimine eşit olmak zorunda değildir. Annesidir işlemi babasıdır, babaannesidir. Babasıdır işlemi annesidir, anne babasıdır. Annesinin babasıdır yani. Biz buna genelde işte babaanne diyoruz. Bu da dede. Şimdi doğal olarak dede dedeyle babaanne birbirine eşit değillerdir. Eee komik gibi gelecek ama aslında bakarsanız belirsizlik ilkesi tam da bunu söyler. Annesidir, babasıdır işlemlerini al. Annesidir, babasıdır işlemlerini al. Baba annesidir. Tamam. Babasıdır, annesidir işlemini al. Evet. Bunları aldığın zaman dedesidir. Ha bunların ikisi arasında bir fark var. İşte o farkın büyüklüğü bu durumda çok aşikar. Kuantum mekaniksi olarak tam da e, plank sabitine Planck sabiti çarpı işte e, imajineri sayıya karşılık geliyor. Bu onun yapı sabiti haline gelecek. Yani bir şeyin üzerine, bir nesnenin, gözlüğün üzerine bir işlem yapıyorum. Momentumunu ölç. Ölçtüm. Konumunu ölç. Tamam. Momentumunu, konumunu ölçtüm. Sonra konumunu ölç. Evet. Sonra momentumunu ölç. Evet. Bunların ikisini yeri, arka arkaya koyduğun zaman... ...birbirlerinden farklı şeyler veriyorlar. İşte bizim bildirsizlik ilkesi... ...ya da keskinsizlik ilkesi diye... ...kontromekayın e, temelini oturttuğumuz şey... ...yalnızca bu yer değiştirilememezlik. Non-komutatiflik. Şimdi daha fazla... E, ...sizi görmeyeyim diye düşünüyorum. Ama birazcık daha vaktim varmış gibi anlıyorum. O zaman tersinme ilişkisi üzerinde konuşmak isterim. Yani X ve Y üzerinde tanımlı R bağlantısı varsa R bağlantısının tersiniri X ile Y'yi bağlıyorsam Y ile X'i bağlıyor olması lazım. Hem X hem de R R üzerinden birbirlerine bağlıdır. Ba bağlıdır. Şimdi bu işlemi yani şu R üzeri T işlemi R bağlantısının Y ve X kümeleri üzerindeki tersinme işlemidir mesela eşittir ve eşit değildir. Veya küçüktür ve büyüktür. Yani bir şey ondan ona eşittir dedim. Bunun tersinir bağıntısı eşit değildir. Dikkat edin burada kümelerin tersinirliğinden bahsetmiyorum. Kümeyi aldım bu taraftan bu tarafa çevirdim değil. Kümeler arasındaki ilişkilerin birbirlerinden nasıl etkileştiğin. Mesela tersinir ya da tersinir olmayabilir. Bu durumlarda işte eşittir ve eşit değildir. E birinin tam ters işlemi var. Şimdi bunu söylediğimde hemen aklımıza şey gelmeli. İşte toplama çıkartmanın tersidir. Ya da çıkartma toplamın tersidir. Evet. Çarpma bölmenin tersidir. Hayır değildir. Çarpma ile toplama, çarpma ile bölme Birilerinin tam tersi işlemler değildir. Ve o kadar iyi bildiğinizi düşündüğünüz bölme işlemini aslında o kadar iyi bilmediğinizi söyleyeceğim ben size. Bölme işlemi başlı başına problematik bir şeydir. Toplama güzel, çıkartma da güzel, çarpma da fena değil. Yani e, herhangi bir bakkal hesabını yapmak istiyorsanız bunlar tamam. İş bölmeye geldiği zaman çarpmanın tersi değil. Hadi çarp. Ee, bir kere sıfır. Sıfır. Sıfır kere bir. Ee, sıfır. Tamam o zaman demek ki e, bir çarpı sıfırın tersini alacak olsam yani sıfır sıfırı bire bölecek olsam. Tamam. Biri sıfıra bölecek olsam. Hee, birbirinin tersi değilmiş. Şimdi o bölme işlemi üzerinde bir şey yapacağız. Çünkü o bölme... Başımıza büyük dertler açan bir problem. Mesela sonsuz kere bölmek. Yani Newton mekanini hatta Newton'un kurduğu e, çok küçükler hesabı ya da işte e, kalkülüs bu problemlerle uğraşır. Şimdi kalkülüs problemini yani bir şeyi sonsuz kere çok küçüğe kadar bölme işlemini anlamadan e, kuantum mekaniği üzerinde Fikir sahibi olmak mümkün olmayacak. Yani... ...en fazla masal tadında olur. Şimdi ben de masal tadında diye başlayayım... E, ...ama bu o kadar da masal değilmiş dediğim için... ...şimdi bana kızan varsa... E, ...kusura da bakmasın. Çünkü bir şekilde... ...aslında çok zor olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Komplike. Karmaşık gibi gözüken. Ama zor olmayan. Çünkü şu iki işlemin birbirinin tersi olduğunu anladığımızda ve tersi olmayan işlemler olduğunu da fark ettiğimizde hayatımız kuantum mekaniği biraz daha dolu olabilir. Şimdi bir de tümleme diye bir şey var. Tümleme R gibi bir bağıntım olsun. X ve Y üzerinde tanımlı olsun. Öyle ki X ile Y'yi bağlayanların dışında olan yani komplementini alacağım. X ile Y'nin tersini ilişkilendirsin. Bütün bunların dışında kalanların hepsini kaplayan şeye tümleme işlemi bağıntısı diyeceğim. Peki R bağlantısının şurada şunu okuyayım. Şu üzerine düz çizgi çekiyorum ve bu düz çizgi önemli bir şey olacak. Hermitsel falan filan diye anlatmıştım ya. Bu hermitsele karşılık gelecek bir süre sonra. Hem tersinir hem de tersinlerinin e, tümlemesi olan, komplimenti olan, komplementerisi olan. Peki işlemi R bağlantısının X ve Y hükümeleri üzerindeki tümleme işlemidir. Yani mesela eşittir ve eşit değildir işlemleri birbirlerinin tümleyenleridir. Eğer her şey eşittir diye yazabiliyorsam eşit değillerinin tümünü aldığında geriye kalan şey bunun tümleyeni olduğudur. Veya işte şu küçüktür ve büyüktür değil bakın, büyük ve eşittir. Çünkü sadece e, eş, küçüktür desem, küçüktür, ek, e, büyüktür desem eşit olduğu durumları tümlemez. Dolayısıyla onların tümleyeni olabilmesi için geri kalan tüm durumları da veriyor olması lazım. Not diye yazan şey şurada. Dolayısıyla öyle bir durumla karşı karşıyayım ki, V gibi operatörüm olsun, bağıntım. Onun T gibi bir tersiniri olsun. Tersinirinin e, tümleyeniyle tümleyeninin tersiyeni birbirine eşit olmak zorunda. Of. Şimdi bütün bunlar birazcık akşam akşam e, ağır gelmiş olabilir. En e, tavsiye edeceğim bir şey. E, bir kahve alın. Ondan sonra o kahveyi alıp, alıp ortaokulda e, ya biz ne güzel şeyler öğrenmişiz. Asıl öğrendiğimiz şeyler kuantum mekaniğiymiş demeye başlayabilirsiniz. Şimdi ben şey sunumu burada durdurdum çünkü sorular olmuş olabilir. Onları takip edemedim. Mesela diyor ki Uğur Gencer lineer bağımsız olduğunu mu ispatlıyoruz hocam. Lineer bağımsızlık konusunda gelmeden önce lineerliği falan tartışmamız lazım. Evet. Eğer lineer bağımsızsa birbiri cinsinden ifade edilemez. Doğru. Ee, bu operatörler üzerinden değil de durumlar üzerinden, vektör uzayı üzerinden konuşmamız gereken bir şey. Evet, Ladin e, sınavlardan çıktınız. E, keyfiniz yerinizdedir e, diye umut ediyorum. Ladin, Chris, Berk de orada, Feyza da orada. Ondan sonra eğer sorunuz varsa e, alabilirim. Eğer sorunuz yoksa şey diyeceğim. Yani ortaokul matematiğine bir bir daha bir baksanız iyi olur. Gizem hocam. Evet. Hocam anlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Matematiğin üzerinden geçmek gerekiyor. Matematik lazım. O olmadan e, biyolojik sistemlere zaten hiç yaklaşamayız bile. Ece hocam. Ee, hocam ben de formülleri anlamaya çalışırken bir yandan e, ortaokul matematiğine gittim. <laughs> ee, orada bir şey vardı, sağlama vardı hocam. Tersten çözüp sağlama vardı. Onu hatırladım. Ama sizin bu fizikteki formüllerde galiba öyle olmuyor. Yani prove etme gibi. Hani lineer denklem tersten yaptığında gene aynısı çıkar gibi bir pozitif kontrol var mı? Tabii ki var. Hmm. Yani aslında hocam şey hepsi ortaokulda hani hatırlar mısınız bilmiyorum o kümeler vardı işte A'dan B'ye götürdüm B'den A'ya getirdim. Ee, ben anladım. hocam işte o denklemleri hatırlıyorum da böyle paragraf gibi sorular vardı. İşte o paragraf gibi sorular aslında <laughs> bayağı matematikti. Evet. İşte o kadar. Ben yani bambaşka bir alanda şimdi yükseldiğimiz gittiğimiz için ama ufak tefek fizik da sayende hocam sağ olasın anlamaya çalışıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sen sağ ol. Daha fizik kısmına da gelemedik bu arada hocam. Hocam bu gelmemiş halimiz mi? <laughs> Tabii canım. bu önce toplama, çıkartma, bölme, çarpma onları bir hatırlayalım. İşte yani mesela A eksi B ile B eksi A birbirinin aynısı şey değil. Değil mi? Hatırladın. Evet. 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 İşte bu ee, bir şey vardı. Mutlak değer. Eyvah. Mutlak değere falan gelmeyelim hocam. O çok daha zor. <laughs> i̇şte bana bir... öyle söz verirsen bu kadar bende. <laughs> çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet. O zaman e Türk-Alman Üniversitesi Quantum grubundan bir Ses çıkmadı. Hocam slaytları paylaşabilir misiniz bizimle? Önceki haftankinde tabii ki. Hep, hepsi zaten tek bir paket tabii ki. Çünkü geçen haftadan da bir açıklar oldu. Hani vizeler vardı ya çok. Ee, ona da çalışalım diye ariyeten. Tamam da bu, yani bu slaytların hepsini ben Wikipedia'dan buldum. Yani slaytları kendim hazırladım da içerisinde tekileri Wikipedia'dan olsun hocam <laughs> tekrar yayın kaydını tekrardan izleyerek evet tekrardan öyle anlamaya çalışabiliriz biraz daha Aynen. İşte 45 dakikayı anca bu kadar konuşarak sıkıştırabiliyorum ondan sonra e, ama ne zaman isterseniz tekrar tek tek üzerlerinden geçeriz teşekkür ederiz hocam teşekkür hocam Tamam o zaman var mı başka bir şey söylemek isteyen? Ladin doğruyu söyle. Çok eğlenmediniz değil mi? Çok ciddi oldu bu. Hocam şöyle. Ben o bahsettiğiniz bazı formülleri e, geçen yıl bir dersimde görmüştüm. Ama kullanmamıştım. Sadece hocam finalinde e, hangi sembolün ne anlama geldiğini yazmamızı istemişti. <laughs> O yüzden böyle hafif bir fikrim vardı ama gene de nasıl kullanacağımı bilmiyorum genel olarak. İşte o o o bunlar aslında formül falan değil. Yani böyle ya matematik ne yapmaya çalışır? İşte benim bir saattir ağzımla bir, bir sürü laflar yapacağım şeyi yaparak anlatacağım şeyi bir satır içerisinde ifade edeyim. Yani R U T yani işte R ters U se. işte bileşimidir. Bileşim demek şununla şunu toplamı da binlerle falan filan. İyi de e, onu zaten derste dinliyor olmuş olmamız gerekiyor. Çok eskiden tabii ki o şimdi aklımızda değil. Ya ortaokuldan bahsediyorum. E tamam internette zaten var bunlar. Ama formüllerin detayına detayında kaybolmaktansa ya bu fonksiyon neydi ya? Yani bir dalga fonksiyonundan bahsediyorum. Yani o kadar quantum mekanikle merak ediyorsan, fonksiyon neydi diye sorman gerekiyor kendine. O kadar. Doğru hocam. Tamam peki. Bu ya bu sen arada biz lise dediğimiz e, kısımda bu anlattıklarınızın mantık dersi olabiliyor, kümeler olabiliyor, bağıntı olabiliyor, fonksiyon olabiliyor. Yani bu tek boyutlu bir konu olmadı aslında. Tabii ki. Yani bu mantıkta da aynı şey geçerli. Aslında bakarsanız, teşekkür ederim hocam, hayatınızın içerisinde kullanmanız gereken, bilimle iştigal eden, meşgul olan insanlar olarak yapmanız gereken şey. ya Ben bugün işte A noktasından B noktasına gideceğim. Tamam Bunu bile düşünürken, bir bilim adamı olarak şu yolların kesişiminden yararlanabilirim, bu yolların birleşiminden yararlanabilirim. O yüzden mantık var. Buradan bakkala giderken bile aynı e, mekanizmayı diyeceğim, mantaliteyi diyeceğim ya da e, kullanmanız gerekiyor. Yani sadece bir e, işte fizik formülü, şey fizik formülü, matematik formülü falan filan değil ki. Bir bileşim kümesi dediği zaman bir dakika abi. He, iki tane küme var. Hayatında şöyle dertler var, böyle e, çözümler var. Bu çözümlerle bu dertler arasındaki ilişki birebir midir? Bire çok mudur, çoka çok mudur? Bunu ortaya koyduğunuz zaman, mesela Atatürk gibi bir adam olmuş oluyorsunuz. E, dolayısıyla Gizem hocam e, kesinlikle haklı. Mantıklı. Hocam peki şey yani biz bu eksiğimizi kapatmak için yani mesela bir kitaptan takip mi edelim mesela ya da önceki dersin kayıtlarını videolarını mı izleyelim? Hani şimdi biz de vize haftasından çıktık böyle nasıl hani adapte oluruz sürece nasıl ilerlemek Hani ne, ne tavsiye edersiniz bize? Eee Feyzacığım açık söyleyeyim e, e, ortaokul lise matematik kitaplarına bir bak. Matematik mantık kitaplarına bir bak. Onlar yeterli. ben e, dediğim gibi bu bir yandan da bunların sonunda yani bu e, bir kontu sonunda e, bir kitap yazacağım ama daha o kitaba çok var. Yani nereden baksam üç sene. O yüzden ortaokul matematik kitapları, Wikipedia, ya fonksiyon nedir? Bağıntı nedir? Relation yani hani İngilizce relation, Almanca nedir diye sadece onları bir okuyup ama sadece okuyup değil. Yani burada o şey e, bu, bunun bir geyik olmadığını geçen hafta da bu kelimeyi çok kullanmışım. Yani bu bir geyik değil. Oturup kalem, kağıt eline alıp aa bir tane küme var, bir tane daha küme var. Küme ile küme arasında R diye bir ilişki var. Bu bunu götürüyor. Buna, bu buna götürüyor. Ha bire çok. Yani tavsiye edeceğim şey e, aslında ortaokul kitaplarınıza bir geri dönmeniz bulabilirsiniz. Benim hala duruyor. Ben oradan bakıyorum. Olmadığı zaman da işte e, Wikipedia. Oldu mu? Anladım hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Berk'ten hiç ses alamadık. Tamam olsun. Aslına bakarsanız da... hocam benim de yarın bir kuantum computing ile ilgili sunumum vardı. Bir taraftan onunla uğraşıyordum arkadaşlar sağolsunlar e, sağ olsunlar, bilmiyordum böyle bir eğitimimiz olduğunu da. Hı -hı. Ya quantum computing de en ciddi algoritmalar üzerinde. Evet. E, mesela NAT diye bir şey var yani hatırladım mantık derslerinde vardı. Hı -hı. Bir ise sıfır, sıfır ise bir. Evet. Ama klasik mantıkta... Aynı bu anda olarak. ikisi de olabilen Kuantum mekaniğinden yola olarak yaratılmış bir algoritma gibi. İşte Sinat diye bir şey var mesela. Ne Hı. yapacaksın şimdi? Yani Nat'ın bir değişik versiyonu. Yani mesela klasik mantığın çalışmayacağı durumlar var kuantum mekaniğinde. Onun adına işte e, e, ne kırçıllı mantık, e, fazilojik falan diyorlar. E, tamam, yani o. E, lisede mantık derslerinde e, gördüğünüz şeyin üzerine yeni bir şey koyman lazım. Bu konuda e, internette de çok fazla bilgi var. Ama e, en şeyi yani güvenilebilir diyemem ama ne kadar yanlış olduğunu, olduğunu çıkartabileceğiniz bilgi de Wikipedia'dan. Evet. <laughs> Sinat kapısı yapmak zordur. Daha o kadar şey yapamadım hocam. Temellerini öğrenmeye çalışıyorum. Bir sürü Wikipedia'dan sekme açık kayboldum. Yani bilgi çağında yaşıyoruz normal. Evet. Tamam o zaman e, hepinize iyi akşamlar dileyim. Tekrar teşekkür edeyim. Burak'cığım canlı yayına son verebiliriz. E, önümüzdeki hafta salı günü tekrardan görüşmek üzere.